Evet, öncelikle galip geldiğin için tabii çok mutluyuz. Bugün için önemli olan en önemli şey 3 puandı. Çünkü rakibimizin puan kaybettiği bir haftada ve dediğimiz gibi milli takım aralarından sonra bu tür böyle maçlarda galip gelmek çok önemli. Biz özellikle maçın ilk yarısında çok fazla bir şey yapamadık. Çünkü rakibimiz sadece savunma futbolu oynadı zaten. Bizim de gücümüzü bilerek böyle oynadılar. Biz mümkün olduğunca kanatlardan oynamaya çalıştık ama ilk yarı bunu çok fazla başaramadık çünkü kanat oyuncağımız devamlı içeri girdi. Çok kalabalık bir ortam oldu. Ama oyun ikinci yarısında hem oyunu kanatlara iyi açtık. Hem driblingle içerilere girdik. Şut attık. İkinci yarı her şeyi denedik diyebilirim. Bir tane direkten dönen topumuz var. Kalecinin muhteşem çıkardığı bir şutumuz var. Ama ikinci yarı daha isteyen galip gelmek için daha fazla mücadele eden bir görüntümüz vardı. İkinci yarı oynadığımız futbolla da 3 puan hak ettiğimizi düşünüyorum. Bugün için dediğim gibi önemli olan çok önemli bir 3 puandı. Bu 3 puanı aldığımız için de mutluyuz. Bizi seven herkese, taraftarımıza, sevdiklerimize, bizi destekleyen herkese, basınımıza bu galibiyeti armağan ediyoruz. 7 tane final haftamız kaldı. Artık bu final haftalarında bir tek amacımız var, galip gelmek. Bundan sonra da bunun için çalışacağız. Buraya gelirken amacımız puan ve puanlardı. Bunun için hazırlanmıştık. Lige verilen arada bu yönde çalışmalarımız olmuştu. Penaltıyla kaybetmek gerçekten üzücü. İki taraf da bence çok fazla birbirine üstlük sağlamadı. Ortada geçen bir maçtı. Maçın hakkı beraberlikti. Ama penaltıyla kaybetmek çok çok üzücü. Ben futbolcu kardeşlerimin yaptığı mücadeleden, isteğinden, arzusundan son derece memnunum. Hepsinin ayağına yüreğine sağlık. Hepsini tek tek alnlarından öpüyorum. Bizim rakibimiz Gazişehir değil. Bizim rakibimiz içeride oynayacağımız önemli maçlarımız var. Biz onlara odaklanmak zorundayız. Şimdiden Afyon taraftarına seslenmek istiyorum. Önümüzde pazar günü çok zor bir maç var. Adana Demir maçı. O maça onları davet ediyoruz. Onların desteğine ihtiyacımız var. Onların enerjisine ihtiyacımız var.